kardeşlere sabahleyin pas verilir. Ayıp oluyor ama. Ya bırak Sıdıka ya. Ne oldu ya? Sabah sabah suratın sirke satıyor. Ha? Bir şekilde bir yerde gemilerin mi battı? Sen olayı duymadın galiba. Abin gidici Sıdıka. Ya, annem kafaya koymuş. Bugün bana kız istemeye gidiyorlar Sıdıka ya. Aman ya, ben ne bir şey zannettim, yüreğimi kaldırdın eşekler. Ay. Daha ne olsun kızım ya? Gidici deyince ay korktum birdenbire. Kimmiş bizim gelin adayı? Elinin körüymüş. Sen de salak salak şey etme kızım ya. Yani kim olduğunu bilmiyorum bile. Annem bir fotoğrafını gösterdi, o kadar işte. Askere gitmeden öyle söz keseriz. Heh. Dönüşte de nişan, sonra da düğün diye tutturdu. Peki abi çatlatma insana ya. Nereden bulmuş annem bu kızı? Ne bileyim ben ya. Yani o Goncagül teyzenin halt karıştırmasıdır yine işte. Sıdıka. Bak, bak sana çok ciddi söylüyorum. Heh. Bu olayın içine babam girerse ve olay ciddileşirse çıkarım köprüye şerefsizim ha. Ay. Ben daha bu damatlık olayına hazır değilim ya. Başım kaç, yaşım kaç benim. Abi ne tırıyorsun hemen öyle kuş gibi köprüye falan. Daha dur, belki kız iyi bir kızdır ha, belki seversin. Senden bunu beklemezdim Sıdıka. Ne yaptım ki sana? Entel bir kız kardeşim var zannediyordum ya. Öz abini öyle çöp çatan çetelerine harcattırıyorsun ya. Alacağın olsun senin. Sonradan o kızı severmişmişmişmişim. He. Yani sen de böyle konuştuktan sonra vurayım dibine böyle dünyanın ben ya. Elveda. Elveda Aslı. Yazık. İyice aklı karışmış deli şeyin. Anne. Ben daha görümce olmak için kendimi hazır hissetmiyorum. Mümkünse abime kız istemeye bensiz gidebilir misiniz? Hı? Kız bana bak İbibik. Sen bir kere geleceksin bizimle. Ben 11 yaşımdayken görümce olmuştum Sıdıka. Korkulacak bir şey yok o kadar. Hmm, o zaman şartları bir daha konuşalım tamam mı? Gelin adayı kıza sadece uzaktan bakacağım. Allah Allah, niyeymiş kız? Önceki tecrübelerimizden örneklerle Sıdıka git kızın kıçını çimdikle. Bakalım eti sıkı mı? Sıdıka, espri yap gönder. Deşlerine bakacağım. Şeklindeki tekliflerinizi asla aklınızdan bile geçirmeyin değerli anneciğim. Nasıl anlayacağız ne mal olduğunu? Hı? Hmm, erkek tarafı olarak tam Lale'nin teşhis kliniğine yatırın kızı. Orada şöyle bir hafta kalsın. Bir temiz her tarafına bakarlar. Eksiği, gediği neyse ortaya çıkar. MR'ını çekerler. Ruhuna, sinirine, kemiğine bakarlar. Ama bu tabii kız tarafına da abimi ultrasona sokma hakkını verir. Vada 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 yani. Çaçara! Gör ya. Ya. Kız bana... Görümcenin çaçaran olanı makbuldür ama anne söyleyeyim. Bana bak, ben abimi ezdirtmem o kıza tamam mı? Böyle kız bir yalnız bulursa abimi parmağında oynatır alimallah. Kızın sicili temiz Sıdıka. Tabiatıyla bir ön araştırma yaptık. Yani yetiştirme tarzı olarak aynı senin gibi büyütülmüş. Ha, ben ve milyonlarca Türk kızı gibi diyebilir miyiz peki anne? Vallahi dizilerden sadece yalan rüzgarını seyrediyor kız. Yani dakikada bakayım 3 tane dolma dolduruyor. Gazeteden de böyle kuponları günlük olarak kesiyor. Modeli buymuş diyorsun yani anne. İyiymiş vallahi. Peki otomatik yıkama programı var mıymış anne? Yoksa o daha sonra erkek tarafı tarafından mı yüklenecek? Makyaj yapma anneye, ne bu surat ha? Bana bak, bu kız senin de işine yarayacak tamam mı? Yani sen de ev işlerine kızı kullanacaksın. Hay, aynı evde oturup aynı mikserden yumurta çırpacaksınız. Niye? Arada sırada abim dövmek için beni yanında mı götürecek? Hayır efendim, onlar ev bulana kadar bizimle yaşayacaklar. Eyvah. O zaman şartlarımı değiştiriyorum. IQ testi de yapılsın kıza. Anne. Hamamda mürekkep satarlar mı? Allah Allah! Kız ne yapacaksın sen mürekkebi ha? Orada yazı yazılmaz ki, orada yıkanılır ve kız bakılır Sıdıka. Hayır canım, mürekkep şey için. Ya, psikolojik roşa testi için. Bana bak kız anne, ha. Bir seansta var ya, kızın bütün iç dünyasını anlarız.
sana ne oluyor kız ha? Alt tarafa aynı evde oturacaksınız dedik Sıdık'a ha? Böyle kızın iş dünyasına karışmalar, roja testi falan. Kızın eksiği gediği var mı sen ona bak. Gerisi abini ilgilendirir. Evet hala haklısın. Gerisi tabii abimi ilgilendirir. De, sırf etine butuna bakarak da gelin alınmaz ki ya. Başka neresine bakacaktık Sıdık'a ha? Terbiyesiz! Ya onu demiyorum. Ya diyelim ki Türkiye'nin Azerbaycan politikası konusunda anlaşmazlığa düştüler. Ya hayatı abini zehir ederse? Etmez. Ya beyin olarak uyuşuyorlar mı ona bakmak lazım. Yok. Ne yani kızım beyni mi yok? Hayır o taraklarda bezi yok yani. Dünya politikasıyla da o kuartum... Ne o? Kuartum bilimi... Fiziği ha. Onunla falan hiç ilgisi yok. Bilim adamı olarak bir tek Hatemileri tanıyor. Televizyondan ya. Enayi miyim ben kız bu eve iki tane Sıdık'a? Ha, araştırdım. Hiç sana benzerliği yok. Hmm. O taraklarda bezi olmayabilir de anne. Başka taraklarda bezi olabilir. Bak uyuşturucu bağımlısı olup böyle mutasip anneye babaya sahip bir sürü insan var ortalıklarda. Sıdık'a ne biçim konuşuyorsun kız sen? Ha? Bana bak ağzını topla. Dünya hali bu anne. Ya şizofren falansa içinde böyle gizli kurye kız varsa. İçinde nasıl, içinde ne olabilir kız, nasıl bir şey? Vallahi olabilir anne. Düşün, böyle şizofren filan da böyle çim diye leklekleklere anlaşılmaz ki. Ha, Sıdık'a, ha? Ne yaparız o zaman içinde bir şeyler varsa kız, ha? Yani böyle ikinci, üçüncü kişilik kuma gelirse, bir düşünsene. Tek çözüm var anne. Ne? Hamama bir psikolog götüreceğiz. Ne? Vallahi. Ha bak bizim Nurcan teyzenin kızı Boğaziçi psikolojide okuduydu. Onu alalım yanımıza. Evde mi kız ha? Ben bir bakayım şuradan. Yavaş yavaş. Her işte bir hayır vardır Safiye Hanım. Kafaya böyle fazla takmamak lazım. Kısmet işi bu o kadar. Samim oğluma da kız mı yok ya? Ay hep bunun yüzünden tutturdu kızdan hücre alıp gen testi yapacağım diye. İş bozuldu. Günah boynuna. Kız belki mahsus yapıyordur bu ha. Abisi Gille işbirliği içinde bunlar ha. Oğlanın da pek gönlü yok ya. Öyle olur zaten Goncagil. Bunlar böyle abi kardeş tek vücut olurlar. Duruma göre anneyle babaya kumpas kurarlar işte. Ya işte gül gibi kız gitti görüyor musun? Hep bu yellozun yüzünden. Bozdu işleri. Aa ben o gen testini halimize iyilik olsun diye istedim. Görüyorsun değil mi Goncagil? Geçenlerde gazetede yamuk genli gelin kaynanasını doğurdu diye bir haber vardı ya. Yok öyle bir haber Sıdık'a uyduruyorsun. Şimdi benim gözlerim iyi seçemiyor ya. Heh, bunlar böyle gazeteden uyduruk haber okuyorlar bana. Dur bakalım da bir yuva kurmak ciddi iştir. Hem benim de ben tam teşekküllü bir hastaneden görümcü olabilir raporu almam lazım. Bak hala nasıl konuşuyor. Sıdık'a eve bir gidelim. Böyle terlikle kafandan doku örneği alacağım seni tamam mı? Abini de babana havale edeceğim. Onun doku testini de baban yapacak. Hayrola kız anne ne yapacaksın aşurup kutusuna? Yaptığın eve o da ekleyeceğim Sıdık'a. Gazete bilememiş çok küçük bir ev vermiş kız. Ya tabii nereden bilsin herifler oturdukları yerde o plazada. Nereden ev yapmayı bilecekler? Hayatta yapıştırtmam ben o kutuyu bu evin yanına. Ben plansız kentleşmeye karşıyım bir kere. Gecekonduculuk ruhunuza işlemiş sizin. Sıdık'a şu makası görüyor musun bak? Keserim o dilini senin. Heh. Çok konuşma da bunu şu evin yanına yapıştır bakayım. Abin evlenince bu odada oturur. Saçmalama anne. Bakalım yapıştıracağınız zemin müsait mi? Bu evin bir statik hesabı vardır herhalde değil mi? Ya biz bunu yapıştırınca çökmeyeceğine malum. Çökmeyeceğine malummuş. Kız senin yaşın kadar gecekondu yaptık biz. Sen tabii nereden bileceksin? Belediyenin o dozer kepçelerinin kaç tanesi kırıldı o gecekondularda? Vay be! Müthiş ikili Sezai Türkeş Fevzi Akkaya gibisiniz. STFA mübarek. Zekeriya Saka, Safiye Saka. İnşaatta tekizi. Kız anne, karı koca böyle metro ihalesine falan girseydiniz keşke. Dalga geçme Sıdık'a bak ayağına beton döker denize atarım seni cadaloz. Kızım sen bir kere bebektin. Nereden bileceksin? Ya yani hayatımız bizim gecekondu yapmakla geçti. Yani sana hamileydim ben. He. Eski evin oturma odasının duvarını iki günde ördüydüm. Yapma kız anne. Bana hamileyken çimentoya mı aşeriyordun? Dalga geç sen bakalım Sıdık'a. Zor günlerdi onlar kız. Hiç unutmam. Zabıta yıkmaya gelmişti gecekonduyu. Dozen önüne bir atladım.
Caterpillar D9 dozer kepçesine doğdun sen kız. Dozer operatörü koydu senin adını. Sıdıka annesi miymiş neymiş? Sen 1,5 yaşındaydın Sıdıka, ikinci katı çıkmayı başardık. Güneşin altında böyle. Seni bağlardım sırtıma, inşaat tepelerinde kalıp dökmeye. Evet, ben de niye doğuştan amele yanığım var diyordum. İnsaf yani anne. İnsan öz kızını böyle sırtına bağlayıp inşaat tepelerine çıkar mı ya? E ne yapacaktık Sıdıka? Başımızı sokacak evimiz yok. Seni kreşe mi verseydik yani? Koyardım seni malzemelerin arasına. Hı. Böyle tuğlayı da çimentoyla onlarla oyalanıp oynardın işte. Ben mi? Tabii sen. Baban mahsus koyardı böyle kiremitlerin tuğlaların arasına. Birisi çalacak olursa tabii oyuncağın ya, basardın çığlığı, bize haber verirdin. Ne yani? 1,5 yaşında bir de inşaat netçiliği mi yaptırdınız bana? Oh. Hem kaçak inşaat hem de çocuk yaşta işçi çalıştırmak. Eyvallah. Peki evin küçük erkeği abim ne yapıyordu o zamanlar? Abin o yaştan meraklıydı kiremit parçalamaya. Ekine de dalmış süne zararları gibi böyle ne bulsa parçalardı. Onun için onu Sinop'a yolladıydık. Hmm. Ben diyeceğim senin bu inşaat yapımına emeğin az değil. Belli oluyor zaten. O kadar özdeşleşmişim ki bir türlü ayrılamıyorum. Hep içinde oturuyorum. Daha bebekken, ortada ev yokken bile bekçi misali böyle malzemeler içine oturtulmuşum. Fena mı kız? Yarın bir gün evlenince kocan izin verirse senin lehine olur. Yani iş tecrüben var Sıdıka. Saçmalama anne ya. Özgeçmişime 1,5 yaşında inşaat bekçiliği yaptım diye yazarsam insana manyak derler. Aman daha bebekken manyaktın sen Sıdıka. Durduk yere kalıp çivi yutmuştuk bir defasında. Hı? Tabii. Koştuk hastaneye götürdük. Bağıra çağıra o kalıp çivileri çıkarttılar. Dönüşte bir baktık ev mev yok. Yıkmışlar. Aa. Ya. Onlar yıkıyor biz yapıyoruz. Onlar yıkıyor biz yapıyoruz. Baktım olacak gibi değil. Sonunda Sümerbank'tan bir kumaş aldım. Sirk çadırı diktim kendime. Kız bir sene o çadırda oturduk biz biliyor musun? Aa bu baca tutmamış. Neyse uzatmayalım. 1977 yılıydı Sıdıka. 8 şiddetinin bir poyraz çıktı o sene. Bizim sirk çadırını Heybeliada açıklarına böyle uçurdu. Tutamadık. Kız bu ev vallahi billahi olmamış. Bana bak kız anne. Sen o evi bırak da çadırı nasıl diktin onu anlat bana bak. He. Kalıbı falan var mı? Bana da öğretsene dikmesin. Hadi oradan, hadi oradan. Sen daha pantolon paçası kıvıramıyorsun. Nerede kaldı sirk çadırı, kondu duvarı? Öğret kız sen de anne. Hakikaten ya, bir kenar mahalle ev kızı olarak da böyle gece kondu örmeyi, ne bileyim dozer kepçesiyle güreş tutmayı falan öğrenmem lazım. Yani ben de isterdim öyle boğaz sırtlarında talan edip villa yapan bir ailenin kızı olaraktan doğmayı. Ama ne yapalım ki dozer kepçesinde doğmuşuz. O öyle kolay öğrenilmiyor Sıdıka. Çok çalışman lazım. Otur bakayım şuraya. Heh. Sen önce şu karton evi bir güzel tamamla. Ben sonra gelip bakacağım. Sonra eğitimine karar veririz. Hadi bakayım. Hayda. Ay. Sıdıka. Kız ev mis gibi yemek kokuyor ha? Bir şeyler pişirmişsin. Aferin sana. Ah! Sen daha bu evi hala bitiremedin mi Sıdıka ha? Allah. Bana bak bu gidişte sen kümeste bile oturamazsın kız. Ben şimdiye gökdelen dikmiştim. Evi bitireli çok oluyor hanım. Şu an bahçe düzenlemeleriyle uğraşıyorum. Şu ağaçları ne nereye dikeceğimi bulamadım bir türlü. Ver bakayım bana. Şu pencerenin önüne dik Sıdıka bak. Böyle koyarsan pencereden içerisi görünmez. Müsaade etti. İstersen ona ben karar vereyim anne. Ha? Ne de olsa bu evin mimarı benim. Ağaçları da kendim yaptım bak, boyadım. Sen ver bakayım bana. Nasıl bir ev yaptın sen böyle ha? Bu ne Sıdıka? Hı? Nereden çıktı bu? Sana imar planını ben verdim. Bu oda nereden çıktı? Kimin odası o? Odayı kendime yaptım. Şimdi abimler evlenip de çoluk çocuk sahibi olunca benim odayı çocuk odası yaparız diye düşündüm. Ben de bu yeni odaya geçeceğim. Kim izin verdi sana Sıdıka böyle oda yap diye? Saçmalama anne. Bir de senden ruhsat mı alacaktık? Sabahleyin ballandıra ballandıra nasıl gece kondu yaptığını anlatıyordun. Şimdi de tutmuş oda yapmak için kimden izin aldın diye soruyorsun. Sıdıka ben anlamam. O oda yıkılacak işte o kadar. Hay. Bir tane böyle koskoca ayı kadar penceresi var. Hadi hiç penceresi olmasa neyse. Saçmalama anne ya. Altı üstü kartondan bir ev. Ne demek yıkacağım? Yıkacağım işte. İşte o kadar. Yıkılacak. Ver saçmalama anne bırak ya.
Bizim milletimiz böyledir işte. Kendi başını sokacak bir yer buldu mu başkasının damına balta olur. Gece kondu yıkar şeytandır. Ölürüm de yıktırtma. Sus! Ver şunu bana. Bırak ya! Bırak diyorum. Ya bıraksana! Anne o kadar uğraştı. Canlar hiç falan ya. Kız yapma, kırma, ne ol? Alo? Alo kimsiniz? Aa Merve. Abim evde yok Merve kardeş. İştedir şimdi. Ya önemli bir şeyse isterseniz oradan arayın. E tabi telefonda öyle fazla uzun konuşamazsınız işteyken. Kızıyorlardır doğrudur. E, insanlar orada iş yapmak üzere bulunuyorlar değil mi? Telefonda geyik çevreleri bilen iş yerleri de var. Mesela FM radyoları falan değil mi? Onların işi de bu. Hı? Yok hayır. Ya, abim radyoda falan çalışmıyor ya öylesine söyledim. Ay bir notunuz varsa söyleyin ben iletirim kendisine. Tamam peki oldu iyi günler. Uy, yine o kedi sesli kız aradı abimi. Niyerle. Kız bana bak. Bir daha telefonlara topik cevap versin ha. Kedi kediyle daha iyi anlaş. Ay Mart ayı da geçti Sıtıka. Ne bu böyle ya? Karıdan kurtulamıyoruz biz taktık anca yoğlan ha. Aman senin oğlun dermese nereden bulacak o kız bizim telefonumuzu? İyi de kızım yani böyle zırt pırt oğlan ev aranmaz ki canım. Aa benim bildiğim böyle kızlar yani ağrı satarlar kendini. Zamane kızları çok değişmiş yani. Oğlan kızın peşine koşar. Öyle kızım olacak mı ya? Anında zehirli kıymayla imha ederim Sıdık'a. Ya niye öyle diyorsun kız anne? Belki abimle ciddilerdir. Ay ha? İstemem ben öyle gelin istemem. Aman kedi kılıklı. Anında 6 taneyi doğurur. Ne yapacağız biz o kadar torunu? Bana bak kız anne. 6 tane o kız doğursun. 5 de ben doğururum. Böyle 11 torundan futbol takımımızı kurarız. Paşalar gibi. Maçlarımızın yayın hakkını da havuz sisteme satarız. Kız bir daha ararsa eve davet et onu tamam mı? Mutfakta zehirli kıyma vereceğim. Ay. Ah Samim. Anneciğim. Sen misin abi? Ha, ben ve özel kalem müdürüm. Yani sekreterim. Ya sekreter dedin de seni Merve aradı. Hı? Merve. Aman bu boş ver o konuşan kedi şimdi ya. Bak ne aldım. Hı? Dur sen abi öyle. Süpermen gibi X ışınlarıyla böyle anlayacağım şimdi torbada ne var. Ay, çok saçma bir insansın abi ya. Tıkmış siyah torbayı havaya kaldırmış. Bak ne aldım diye soruyor. Ne aldın? Nereden bileceğim ben senin aldığını? Katlanabilir pompalı tüfek aldım. Asıl sen dur orada da şöyle çenene bir isabet kaydedi vereyim. Tamam tamam kırmayayım yerisini. Anlaşılan kendine çok iyi bir şey almışsın. Bize bir şey almayacağına göre kendin çalıp kendin oynayacaksın herhalde. Biz Haybe'ye konu mankeni olarak bulunuyoruz burada. En iyisi ben rolümü yapayım da mutfağa gideyim bari. Gece biri biri neler almıştı. Ya böyle konuşma Sıdıka ya. Sadece kendime değil, ailemize aldım. Bak, bu bir telesekreter. Telefonumuz için. Ay, hakikaten katlanabilir pompalı tüfek alsaydın daha iyiydi be kız abi. Ya o bile daha çok gerekli bizim ev için. Köpürmeyen bulaşık deterjanı ne zaman alacaksın peki abi? Hı? Nasıl köpürmüyor? Ne deterjanı ya? Canım bildiğimiz bulaşık deterjanı. Atıyorsun suya, çırpıyorsun çırpıyorsun köpürmüyor. Çırpıyorsun çırpıyorsun köpürmüyor. Lan köpürmüyorsa ne işe yarayacak ki o? Hiçbir işe yaramayacak. Ya ben bütün gün evde oturup asla dışarı çıkamazken bu telesekreter ne işe yarayacak peki? Telefon çalınca açıyoruz herhalde değil mi? Ne gerek var şimdi bu valide? Hayır parana yazık. Görüyoruz nasıl açtığınızı. Annem not alıyor ya öyle födö diye. Ne olacak şimdi? Senin kırıkların adını yanlış yazıyoruz diye. Makine mi bakacak bütün gün telefonlara? Yani elimizi süremeyecek miyiz ahizeye? Süremeyeceksiniz tabii. Seni arayan mı var kızım bu evde? Hayır yani arayan varsa bilelim. O da kaç günlük ömrü kaldığını bilsin. Hadi 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 hadi. Çekil ayak altından. Telesekreterime kayıt yapacağım. Herife bak ya. Telefonlara bakmamızı yasakladığı yetmiyormuş gibi. Bir de yerimizden yurdumuzdan ediyor bizi. Şşş. Vıdı vıdı etme kızım ya. Çekil git. Hadi hadi hadi. Aman be. Kapıyı da ört kız. Tangır tungur ses çıkartırsınız şimdi orada. Ne oluyor kız gene böyle ha? Kovdu mu seni mutfaklara?
Kavga mı ettiniz? Hayır, Tere sekreter almış kayıt yapmak için yalnız kalmak istiyor. Sekreter mi almış, yalnız kalmak mı istiyormuş? Püh, eşşoğlu eşi, güpegündüz evin orta yerinde ha? Ay. Çekil şuradan, çekil gözlerimi. Anne dur sen ya, yanlış anladın ya. Tere sekreter diyorum, kayıt yapacakmış. Oluyor yani böyle telefon açılınca. Salak şey, sen kaydı ne anlıyorsan ha? Ne manaya geldiğini. Samet! Ya dur bir dakika, çekil bir dakika. Ulan geliyoruz, nedir o? Manyak bu oğlan ya. Bat kaydı yapacağım diye evimde 3,5 saattir esir hayatı yaşıyorum. Ulan bu ev benim değil mi? He? Kendi evimde hapisim be. Başlarım ben şimdi onun tevhine, kaydına, bilmem nesine falan ya. Bırak anne ya, otur ya. Vardır o şimdi çocuğum. Birazdan biter işin olacak. Ne zaman biter kız, ne zaman biter? Popçuların kaset kaydı bile bundan daha kısa sürer lan. Sıkıştım Sıdıka. Ben de bir insanım kız. Hatıma edeceğim. Press record again to record greeting. Merhaba. Ben Samim Saka. Bu bir teyp kaydı. Şu an telefonunuza cevap veremiyorum. Siz mesaj sesinden sonra sinyalinizi bırakın. Hadi be. Uf. Yani sinyal sesini duyunca mesaj bırakın diyeceğime yanlış söyledim gene ya. Uf. Tabii sakin olmalıyım. Ben sakin olmalıyım. Sinirleniyorum ondan olmuyor. Bu konsantrasyon aslında bütün iyiliklerin anasıdır. Os. Şimdi yeni baştan deneyelim. Press record again to record greeting. Merhaba. Samim Saka ben. Şu an telesekreterle konuşmaktasın. Nasıl yani? Gönül arzu ederdi ki evde olup telefonunuza cevap verebileyim. Ama yokum yani. Yerime bir sinyal bıraktım. Siz o sinyali duyunca mesaj... Hayda. Niye dönmüyor bu bant ya? Yok. Bu bantlı da değil ki. Bak görüyor musun? Neyse bir daha deneyelim biz ya. Press record again to record. Tamam hocam kısa kes ya. Merhaba ben Samim Saka. Bu bir teyp kaydı. Ne oluyor orada ya? Kim var banyoda? Ya anne ya. Ben size mutfaktan çıkmayın demedim mi? Mahvettin kaydı işte. Ne bağırıyorsun sen? Ha? Helaya da mı giremeyeceğim? Evet abi ya yetin artık sen. Git kendini stüdyo kiralı. Tamam ya. 10 dakika ihtiyaç molası. Bak görün işlerinizi sonra tekrar odalara tamam mı? Sağ ol. Başüstüne öğretmenim. Şuna bak terbiyesiz. 10 dakika molaymış. Ha, ya Sıdıka güzel. Hazır dışarı çıkmışken şu benim ünlanlar için kasetim nerede? Mahsus ediyor bak ha. A yüzünün ilk parçasını. Ya ne? A yüzünün ilk parçasını kasede şeye telesekretere açılış parçası olarak koyayım diyorum. Sen de bu işi çok ciddiye aldın be abi. Sanki Show Radyo'ya paket program yapıyor adam. Altyazı da telesekreter bağlı dolduracağım. Be. Bana bak kız abi. Arzu edersen bizzat sen bir parça okursun kasede he. Hı? Ben radyo evine bir telefon açayım. Ondan sonra Yorga Bacanos, Cahit Üyaylar, Kadir Şencalar ve Atilla Mayda'yı çağırayım. Şöyle ince bir sesle. Ay sen çok komik oldun bugünlerde kızım ya. Ne öyle espriler o diller falan. Bana bak kapar o kafanı, o kulağına bir 100'den parça okurum. Vallahi 7 yıl sağır dolaşırsın ha. hadi ikile. Kayıttayım burada. Hadi bakayım. Ben Samim Saka. Meşgulüm. Daha sonra ararım. Ya da aramam, onu da bana bırakın. Ya sesini duyabiliyor musunuz? Ha? Peki ağlasam tutabilir misiniz? Gözyaşlarımı telesekreterde. Evet, ben Samim Saka.